Şimdi bugün egoyu konuşacağız. Ego nedir? Ego ne değildir? Birazcık ondan bahsedeceğiz. Çünkü genellikle ego ile kibri karıştırdığımızda oluyor zaman zaman. Mesela bir insanın çok böyle yüksek egosu var dediğimizde kibirli olduğundan bahsediyoruz. Aslında ego kibir mi? Kibir değil ego. Yoga yaparken düşünceler gelirse düşüncelere müsaade edeceğiz. Düşünceleri kendi zihninizle gönderemezsiniz. Ben size desem ki her şeyi düşünebilirsiniz ama mor bir kayık düşünmeyin. Herkesin aklında mor kayık var. Düşünce seviyesinden hükmetmek çok zor. Onun için düşünce seviyesinden değil, nefesle, yogayla, farkındalık meditasyonlarıyla onları kontrol altına alıyoruz. Yogada düşünce geldiğinde nefesimize dönüyoruz. Harekete odaklanıyoruz. Ancak öyle. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ego nedir? Birazcık ondan bahsedelim. Ego bizim sahte kimliğimiz. Biz olduğumuzu zannettiğimiz her şey ego. Şimdi bunun içinde ne var? Şimdi birazcık yıkıcı olacak bu sohbet. Söyleyeyim en baştan. Çünkü gerçekler bir hayli enteresan. Biz dünyaya geldiğimizde bize anlatılan ayrılık hikayesinde tamamen sahte bir kimlik giyiyoruz. Ama tamamen sahte. Yani benim, ben dediğim her şey yalan. Şok, şok, şok. Bir kere nelerle kimlikleniyoruz? Ailemizle kimlikleniyoruz. Annem, babam, ben işte ortanca çocuğum, çok büyük, en büyük ablayım, en küçük kardeşim. Birincisi aile. Değil mi? Nelerle kimliklendiğimize bakıyoruz. İkincisi, bunların hepsi bizim sahte kimliklerimiz. Söylüyorum en başta. Bunlar biz değiliz. Bunlar hayalet kimlikler. Ülkemizle kimlikleniyoruz. Hangi vatana ait olduğumuzla, hangi yöreden olduğumuzla kimlikleniyoruz. İşte Laz'ım, Türk'üm, Kürd'üm, Çerkez'im, değil mi? İnançlarımızla kimlikleniyoruz. Hem dini inançlarımızla hem hayata olarak genel inançlarımızla. İşte ne diyoruz? Ben ona inanıyorum, Allah'a inanıyorum, inanmıyorum, ben ateistim, ben deistim, ben Müslümanım, Hristiyanım dinlerimizle kimlikleniyoruz. Başka neyimize kimlikleniyoruz? Öbür inandıklarımızla. Ben yapabilirim, ben yapamam, ben yeterliyim, ben yetersizim. Değil mi? Sonra sıfatlarımızla kimlikleniyoruz. Sıfatlarımızla kimliklenmek ne? Güzelim, çirkinim. Ondan sonra aşağılık bir insanım, vicdanlı bir insanım, vicdansız bir insanım. Değil mi? Sıfatlarımızla kimlikleniyoruz. Korkağım, agresifim, öfkeliyim. Bunlar da sıfatlarla kimlikleniyoruz. Duygularla kimlikleniyoruz. Bu duygular aynı zamanda. İşte agresifim, öfkeliyim, düşüncelerle kimlikleniyoruz. Tara Brach diyor ki her düşündüğünüze inanmayın. Çünkü düşüncelerimizi kendimiz zannediyoruz çoğu zaman. Duygularımızı biz kendimiz zannediyoruz çoğu zaman. Ön yargılarımızla kimlikleniyoruz. İşte ben ondan daha iyiyim, ondan daha kötüyüm. O yanlış, ben doğruyum. Ben yanlışım, o doğru. Karşılaştırmalı edebiyat. Tamam mı? Ön yargılarımızla kimlikleniyoruz. Karşılaştırma yapıyoruz. Ben ve onlar dünyası. Ben ayrıyım, onlar ayrı. Şimdi burada sorun şu. Bu kimliklerin hepsi bizim sahte kimliklerimiz. Bunların hiçbiri biz değiliz. Bunların hepsi egoya ait. Ego nereye ait? Biz programlarımızda varoluşun 7 aşamasından bahsediyoruz. Aslında yoga öğretisinde varoluşun katmanları vardır. Zehirli düşünceler. Evet, çok doğru Robi. Varoluşun katmanları var. Biz beden ama sadece beden değiliz. İnsanoğlunun unuttuğu şey bedenle kimlikleniyor olması. Biz bedenimizle kimlikleniyoruz. Oysa beden, zihin, duygu ve düşüncelerimiz. Bunlarla da kimlikleniyoruz. Hafızamız, geçmişle
Değil mi? Hatırladıklarımızla, çocukluğumuzla, geçmişimizle kimlikleniyoruz. Zekamız, zeka katmanı var. Onları kategorilere koyuyoruz, değil mi? Fikirler haline getiriyoruz zeka sayesinde. Ego, işte bunların hepsi birleşerek egonu, ben kimlikleniyoruz, ben diyoruz. Algıladığımız şeyi alıyoruz, ben diyoruz. Ben kötüyüm. Ben hatalıyım. Ama bütün bunların ötesinde, bütün bu katmanların ötesinde bir de öz benlik var. Gözlemleyen. Değil mi? Farkındalık meditasyonları yapıyoruz, gözlerimizi kapatıyoruz. Biri gözlemliyor, biri düşünüyor. Düşünen kim, gözlemleyen kim? Değil mi? Orada ikilik var. İki şey var. Biri düşünüyor, biri gözlem yapıyor, öbürü düşünüyor. Biri gözlem yapıyor, öbürü hissediyor. Şimdi biz bu beden, zihin, duygu, düşünceler, zihinden kastımız, zeka, hafıza ve egonun esareti altında yaşayıp öz benliğimizi unutuyoruz. Gerçek benliğimizi, kimliğimizi unutuyoruz. Sınıfımızla özdeşleşiyoruz, kimlikleniyoruz. Diyoruz ki ben işte aristokrat sınıftanım, ben işte orta sınıftanım, ben düşük sınıftanım. Ve bunu biz dünya görüşümüz haline getiriyoruz. Bunu kendi kaderimiz zannediyoruz. Kimliklerimizi. Ve oraya sıkıştırıyoruz kendimizi. Tara Brach çok güzel bir hikaye anlatıyor. Mohini'nin hikayesini. Geçen gün sizlerle paylaşmıştım bu hikayeyi. Mohini, Amerikan devletine hediye edilen bir beyaz kaplan. Çok güzel bir hayvan. Ve bu hayvanı diyor ki hükümet ve Washington DC hayvanat bahçesi, biz buna müthiş bir yaşam alanı hazırlayalım. Ve o sırada Mohini'yi bir kafese koyuyorlar. 13-14 metrekarelik bir kafese. Ve bu kafeste Mohini bütün gün gidip geliyor. Bütün gün gidip geliyor. Sadece o kafes boyutunda. Ve bir gün yaşam alanı muhafazası tamamlandığında Mohini'yi çıkarıyorlar ve halk toplanıyor. Diyorlar ki acaba ne yapacak yani? Herkes merakla bekliyor Mohini'yi. Oranın keyfini çıkaracak zannediyorlar. Ormanlar, göletler. Hayır, ama Mohini o kadar uzun süre kalmış ki kafesinin içinde. Bir duvar kenarına gidiyor. Ve 14 metrekarelik mesafede gidip geliyor. Yaşamı boyunca. Bizim hayatımız bu. Biz bize anlatılan kafese tıkılmışız ve o kafeste o kafesi kaderimiz zannediyoruz. Oysa dışarıda bir muhafaza var, yaşam alanı var. Biz ne ağaçların ne dağların farkında olmadan zihnimizin kafesinde yaşayıp gidiyoruz. Çok sevgili yoga ustam Krishan Verma diyordu ki zihniniz sizin yaşam alanınız. Oraya iyi bakmalısınız. Çünkü zihninizde yaşıyorsunuz. Oraya iyi bakmalısınız. Her şeyi oraya tıkıştırmayın. Temiz tutun orayı. Yoksa orası depo olur. Biz düşünceleri tıkıştırıyoruz. Fikirleri tıkıştırıyoruz. Ondan sonra yaşadığımız olayları tıkıştırıyoruz. Geçmişimizi tıkıştırıyoruz. Ondan sonra benim niye dikkat bozukluğum var? Benim niye kaygı bozukluğum var? Ben niye kontrolcüyüm çok fazla mükemmeliye? Çünkü her şeyi tıkıştırmışız, hiç temizlememişiz. Yoga, nefes, meditasyon, bu kadim öğreti bu tıkıştırdıklarımızı temizlemeyi sağlıyor. Ki yaşam alanını bir boşaltalım. O istiflediğimiz duyguları, düşünceleri, geçmişi şöyle bir temizleyelim, havalandıralım, atalım diye. Kesinlikle masala bize taciz eden insanların kendilerini korumak için o katmanlarını biz ister istemez kimlikliyoruz. Ama aslına bakar, evet biz değiliz. Biz değiliz. Biz öğrendik, böylesini öğrendik. Daha iyisini öğrenmedik. Daha farklı bir bize kozmoloji verilseydi, değil mi? Maori'deki gibi, işte Kızılderili kültüründeki gibi bir kozmoloji verilseydi, bir hikaye anlatılsaydı, hayatla ilgili, yaşamla ilgili, ona bağlanmakla ilgili, biz farklı anlardık. Onunla kimliklenmezdik. Ama bizim kozmolojimiz bizi kafese hapsetti. Şimdi kafesten çıkma zamanı. Çünkü bu bizim kaderimiz değil.
Biz bunu değiştirebiliriz ve her an buna meydan okuyabiliriz. Her an buna meydan okuyabiliriz. Şimdi de meydan okuyoruz zaten. Tam şu anda. Evet, Stephen Zweig'in Satranç adlı kitabında da vardı. O kitabı okumak istiyorum ben de. Henüz okumadım ama listemde var. Evet. Öğrenilmiş çaresizlikle kimlikleniyoruz. Ne kadar güzel dediniz. Yapamam, edemem, yetersizim, yeterliyim. Yani Mohini'nin yaşamını yaşıyoruz. Oysa sonsuz bir olasılık evreni var burada. Sonsuz olasılıklar evreninde yaşıyoruz. Her yere gidebiliriz, her şey olabiliriz. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda yaşadığınız hayat sadece bir hapis hayatı. Bu kimlikleri kırdığımız zaman, Jim Carrey'nin müthiş bir videosu var. Alan Watts, Jim Carrey. Ölmek gerekiyor. Ölmek ne? Fiziksel ölmek değil. Bu kimlikleri bırakmak. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben bilmem ne yapabilirim, ben bilmem... Bu sesler, bu cümleler bizi gittikçe hapsediyor. Biz bu hapsin içinde dönüp duruyoruz, debelenip duruyoruz. Yok ben mükemmeliyetçiyim, yok mükemmel olmazsa... Bunlarla kimliklenmeyi, bunlar sadece düşünceler, alışkanlıklar, düşünce döngüleri. Bunlar bizim öz kimliğimiz değil, bunlar bizim hapsimiz. Onun için ne zaman bu cümleleri kuruyorsunuz, cümle yapılarınızı fark edin. Ben şuyum, ben buyum, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben... Cinsiyetimizle kimlikleniyoruz. Kadınların rolleri, erkeklerin rolleri, ne yapmamız, ne yapmamamız gerektiğiyle. Tekrar tekrar farkına varın. Kadın böyle yapar, erkek böyle yapar. Kadın kısmı şöyle yapar, erkek kısmı böyle yapar. Erkek kısmı duygulanmaz, kadın kısmı işte ne yapmazsa, değil mi? Hep fark edin. Ben şuyum, ben buyum. Ve bunları fark ettikçe kimliklenmeyi bırakacağız. Bırakın. Ben o da değilim, bu da değilim. İyi, kötü, güzel, çirkin bunları bize, bunları ego yorumluyor. Evet, bir yandan da yorumlarınıza bakıyorum çünkü hiçbir şey atlamak istemiyorum. Evet, aslında bütün tanımlardan münezzeh olanız. Evet. Aynen. Şimdi Moji'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki bunun ötesine geçin. Akrabalar, çocuklar, çocuklarımızla kimlikleniyoruz. Benim çocuğum. O senin çocuğun değil. O evrene gelmiş bir çocuk. Senden gelmiş. Senin üzerinden gelmiş. Ama o kadar kimlikleniyoruz ve o kadar böyle sahipleniyoruz ki bağımlılık haline geliyor çocuklarım. Bir bıraksak olmaya onları. Hayır, illa şekillendireceğiz. İlla kalıplara koyacağız. Şunu yap, bunu yapma, onu ye, bunu yeme. Hadi çocuğum, hadi çocuğum. Çocuğun ritmi o kadar gerçek ki çocuklar yogi doğarlar. Bizim çocuklardan öğreneceğimiz şeyler var. Onların bizden değil daha çok. Onların ritmi gayet doğal ritimde. Yaptıklarını %100 yapıyorlar. Eğleniyorlar, gülüyorlar, oyun oynuyorlar. Biz bunları unuttuk. Çocuğu o sıkıcı dünyanın hapsine sokmaya çalışıyoruz sürekli. Değil mi? Şimdi arkadaşlarımızla kimlikleniyoruz. Arzularımızla kimlikleniyoruz. Zamanla kimlikleniyoruz. Ah o geçmiş, yad ediyoruz sürekli. Ah geçmiş, ah geçmiş, oh geçmiş, oh geçmiş. Geçmiş gitmiş ne? Ah o artık bitti. Kapatın. Bitsin gitsin. Değil mi? O geçmiş geçmiş yad edilir saatlerce. Geçmiş gitmiş işte yani. Ne olmuşsa olmuş. O dersleri alıp ondan sonra o geçmişi de bırakmak. Zaman, mekan sınırlıyoruz kendimizi. Niyetlerimizle, arzularımızla. Ah ne güzel aynı anda yazdık. Tevafuk oldu. Sen söyledin, sen yazdın, ben söyledim. Arzularımızla kimlik. Onu istiyorum da istiyorum. İstiyorum da istiyorum. İsteme kardeş. İstiyorsan olacaktır eğer hayırlısıysa. Yoksa geçen gün yine Çağrı Tasavvuf sohbetinde çok güzel anlattı. Tamam istiyorsun, Ferrari'yi aldın, sonra tosladın, öldün. Ne olacak? O kadar çok istemek gerekli mi hakikaten her şeyi? İlla istiyorum, arzuluyorum. Hayır, biraz bırakmak. Hayırlısıysa olsun. Budist öğretide çok güzel bir dua vardır. Dua edilir ve ondan sonra denir ki bütün yaşayan canlıların, bütün hisseden varlıkların hayrınaysa olsun. Evet. Şimdi çok güzel bir soru sordun Ebru. Bütün kimlikleri bırakırsak geriye ne kalır? İşte bu dünyanın en güzel sorusu. Bütün kimlikleri bırakırsak geriye ne kalır? Kim kalır? Kim? Kim kalır geriye? Biz bu kalacak olan kişinin o kadar... O kalacak olan kişiyle kimliklerimiz arasında ne var biliyor musunuz? Kocaman bir korku var.
O duvarı, o korku duvarını kıracağız. İşte orada özbenliğe kavuşuyoruz. O duvarı kırmadığımız sürece, korkuyu aşmadığımız sürece hep kimliklerle. Kimliklerinizi fark edin, korkularınızı fark edin. Bilimbik alemle, bilinçaltı alemiyle, bilinçli alemi ayıran şey korkudur. Korkuya meydan okuyacağız. Biz, Tara Brach çok güzel söylüyor bunu. Biz diyor, vahşi halimizi kaybettik. Biz vahşiyiz insanlar. Bizim içimizde Tanrı var. Biz böyle korkak yaşamak için gelmedik buraya. Kaygılar, işte şeyler, aman bir şey olacak, bir şey olmayacak. Bu kadar çok korkmaya gerek yok bu hayatta. Bırakın birazcık, teslim olun, teslim edin, olsun, ne olacaksa olsun. Evsiz mi kalacağız? Kalalım bakalım, nasıl bir şeymiş evsiz kalmak. Bu kadar korkarak, eyvah kaybedeceğim, benim olan, bizim olan hiçbir şeyi kaybedemeyiz. Öyle bir şey yok. Bizim olan bizde kalır. O yüzden kaybetme korkusu, elimden gidecek korkusu, rezil olma korkusu. Olur, rezil ol, ne olacak? Herkes rezil oluyor. İnsanlar iki gülüyorlar, geçiyorlar yani en fazla. Ne olacak? Herkesin vakti yok ki bize sürekli bizim hakkımızda düşünmeye. Bir kere düşüyorsun sahnede, ondan sonra da kalkıyorsun, yürüyorsun, gidiyorsun. Ne var bu kadar ciddiye alacak? O kadar çok bir kimlikleniyoruz, bir de o kadar ciddiye alıyoruz ki kendimizi. Allah yani, bir gülümseyemiyoruz kendi prestijim, cool'um bozulmasın, aman bir şey olmasın, aman saçım, başım, kaşım, kirpiğim. Bir sürü maskeler takıp şeye çıkıyoruz, sokağa çıkıyoruz. Ne var bu kadar? Ne olacak sen olsan, kendin olsan, yanlış yapsan, hata yapsan, yanlış bir şey söylesen? Ne olacak yani? Yanlış söyledim, özür dilerim dersin, geçer gidersin. Yani bu kadar sıkmaya kendimizi, bu kadar stres altında tutmaya... Bir tane kimlik, biz bile olmayan, hayalet, sahte, saçma sapan bir kimlik yüzünden gerek var mı? Neler yapıyoruz kendimize? Üstelik de bizim bile değil. 6 yaşındayken kızların oyuncaklarıyla oynadığım için anne babam bana kız kardeşlerimin giysilerini zorla giydirip tüm mahallemizde beni sergilemişler. Ama bu beni var ya... Evet, yani çocukluk travmalarımız var. Şimdi hatırlıyor musunuz? Geçmişi üzerimizde taşıyoruz ve bu acı bedeni diye konuşuyoruz. Eckhart Tolle buna acı bedeni diyor. Biz geçmişte yaşadıklarımızı da kimlik haline getiriyoruz. Çünkü geçmişte bir travma yaşadığınızda orada ruhunuzun bir parçası kopuyor. Ve o parçayı hep arıyoruz. O içimizdeki derin boşluk, karanlık. Aslında ruhumuzun parçası orada. Sadece biz hissedemiyoruz. O ayrılık aleminde. Ama bunun iyileşmesi mümkün. Şamanik ritüellerle mümkün, yoga ile mümkün, kadim öğretiyle mümkün. Sizi niye zorla sürekli Sudarshan Kriya'yı yapın, Sudarshan Kriya'yı yapın diyorum. Art of Living kursuna katılınıyorum. Çünkü bu o kayıp parçaları yerine getirmeyi sağlıyor. O kayıp parçalar yerine gelirse gerçek kimliğimizle kavuşabileceğiz. Tanrı'yla, varoluşla, koskocaman kozmik evrenle. Ama önce iyileşmemiz gerekiyor. Bu sessizlik kursları var, inzivalar var. Dediğim gibi o kadar çok yol var ki bu travmayı iyileştirmenin. Ama biz karar vereceğiz. Şimdi şu anda burada ben iyileşmek istiyorum. Bu yola gireceğim. Veya bu yolda tepineceğim. Sonuna kadar. Bana hep soruyorsunuz, yaşam amacı konuş, yaşam amacı konuş. Başka yaşam amacı yok. Biz bunun için buradayız. Kendimizi bulmak için buradayız. Kendimize gelmek için buradayız. Tanrı'yla, yaratanla, yaratıcıyla kavuşmak için buradayız. Başka da bir yaşam amacımız yok. Hep yapma etmeler üzerinden kimlikleniyoruz. Yok doktor oldum, yok mühendis oldum, yok işte bilmem neci oldum. Size hikayemi anlatayım ben birazcık. Üniversitedeyken acayip psikolog olmak istiyordum. Ama nasıl psikolog olmak istiyordum? Öğreneceğim. Psikolog olacağım ve hastalığımı iyileştireceğim. Artık yeme bozukluğu olmayan hiç kimse kalmayacak. Olan hiç kimse kalmayacak. Herkes iyileşecek. Taktım ben bunu kafaya ama gel gör ki hayat sürprizlerle dolu. Size söylüyorum, bu yol sürprizlerle dolu. Mistik, inanılmaz bir yol burası. Ondan sonra günlerden bir gün fark ettim ki ben istatistik yapamıyorum. Kaşını da gözünü de yarsam, TİA'ya da gitsem, öğretmenden ders de alsam, kitabı 1000 kere de okusam ki iyi bir öğrenciyim yani, öyle bırakmak da istemiyorum ama anlamıyorum, öğrenemiyorum. Dedim ki ben bu hayali bırakacağım o zaman. Çünkü zannediyorum ki yaşam amacım psikolog olmak. Eskiden beri en sevdiğim şey. Bıraktım. Hop bıraktım. O gün hayatım değişti. Ondan sonra Yeni Zelanda'ya gittim, kalktım. Yeni Zelanda'da duruyorum böyle, ne yapacağım ben bilmiyorum.
ego kırılmalarını yaşıyorum, anlatıyorum size. Ondan sonra kalktım oradan, bir tane okul buldum. Tam o sırada da kozmik aleme açılmış kafam. Dedim ki her şey mümkün o zaman. Demek ki her şey mümkün. O zaman ben bulabilirim istatistik dersi olmayan bir psikoloji bölümü. Aradım internette, iki tane okul çıktı. Bir tanesi California Üniversitesi, California Enstitüsü, İntegral Eğitim Enstitüsü. Bir tanesi de Naropa Üniversitesi. Baktım ikisine, baktım Naropa'nın şeysi daha kolay, girmesi daha kolay o okula. İşte daha kısa bir aplikasyon istiyor. Doldurdum aplikasyonu, gönderdim. Öbür hafta beni aradılar. Dediler ki biz seni kabul ediyoruz, hadi gel. Toplandım büyük bir heyecanla. Gene psikolog olacağım. Gene hayallerimi gerçekleştirebileceğim. Kalktım gittim. Allah'ım derse giremiyorum. Bütün enerjim çekiliyor. Bitiyorum yani. 2-3 ay kaldım orada. Ondan sonra rüyama Hindistan girmeye başladı. Nasıl bir ego kırılması? Nasıl bir şey? Korkunç yani. Ne yapacağım ki ben Hindistan'da? Ne yapacağım Hindistan'da? Ustamı görüyorum rüyalarımda. Anneme babama nasıl anlatacağım? Onu bırak topluma nasıl anlatacağım? Arkadaşlarıma nasıl anlatacağım? Zaten dediler gurunun peşinden Hindistan'a gitti diye. Ondan sonra kalktık oraya gittik. Orada ne yapacağımız belli değil. Ne olacağı belli değil. Haberim yok zaten spiritüel olaylardan. Türkiye'ye döndüm, babam dedi ki Arzu sen şimdi ne olacaksın? Dedim ne olacağımı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Belki de hayatım boyunca sizin yanınızda yaşayacağım. Şu anda çok çok kayıp ve çok garip bir durumdayım. Ama içimden bir ses beni oraya buraya gönderiyor. Sonra Güney Afrika'da bir kurs açıldı. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Dedim ki ha sonunda bir kimliğim var yani. Sonunda tamam ben Art of Living yapıyorum. Ve oranın şeyiyim yani öğrenciyim yani. Yoga öğrencisiyim. Ondan sonra bir ustam var. Artık yerime oturdum. Oh ne güzel. Yıllarca o ustayla birlikte düştüm, kalktım, kurslara gittim, ettim. Ondan sonra günlerden bir gün dedi ki usta hadi sen Türkiye'nin başına geç. Geçtik başına. Oh dedim ne güzel artık kimliğim var. Sonsuza kadar böyle gider. Ben Art of Living Türkiye temsilcisiyim. Ondan sonra hadi kalktık. Aradan 5 sene geçti. Bir baktım işler öyle sarpa sarıyor ki benim bu işi bırakmam gerek. İşi bıraktım geri kimse. Ne yapacağım ben şimdi? Mesleğim de yok. Bir tane yoga hocalığı var. Yoga hocası olarak ne yapacağım? Gittim işte başvurdum bir yerlere. Yoga hocası olarak çalışmaya başladım. Ondan sonra peki o zaman yoga hocasıyım. Tamam o zaman onunla kimlikleneyim değil mi? Geçen aylarda kurslar veriyoruz. Çok güzel gidiyor. Katılımcılar geliyor işte böyle coşuyoruz ediyoruz. 50 kişi 100 kişi hep birlikte yogalar yapıyoruz. Herkes çok iyi. Bir gün bir kurs verdim kimse gelmedi. Ve o kimse gelmeyince ben bir bozuldum, bir üzüldüm, bir ağladım. Sonra neyi fark ettim biliyor musunuz? Onunla da kimliklenmişim. Şimdi bu ego çok çok saçma bir şey, çok sinsi. Oradan sonra spiritüel ego haline geliyor. Bak ben nasıl işte be falan. O kadar sinsi ki hep gözünüz üstünde olacak, hep kimliklenmemeye bakacağız. Hep kimliklendiğimiz bütün kimliklerden yoksa soyuyor hayat. Siz soyunmayın, o soyuyor bir şekilde. Bu yol böyle bir yol. Yunus Emre dizisini o yüzden izlememizi çok istiyorum hepimizin. Soyundukça gerçeğe kavuşuyoruz. O yüzden yaşam amacı bu. Başka bir yaşam amacı yok. Soyundukça o kimliklerden. Ondan sonra ben oturdum dedim ki hepsini bitiriyoruz. Bütün kimliklendiğim her şeyi bir kafeye gittim. Kimliklendiğim her şeyi, bırakamayacağımı düşündüğüm her şeyi oturdum yazdım. Sırayla yazdım. Bir işte. En ufak detayına kadar. İnsanlar, aile, işte burada size saydığım her şeyi yazdım. Ve sonra da onu yaktım. İnanılmaz acıdı ya. Çok zordu. Çok zordu. Ondan sonra içimden bir ses dedi ki günlüklerini de yakacaksın. Günlükler hala duruyor evde. Daha yakmadım onları. Çünkü nerede yakacağımı bilmiyorum. Yaksam yakacağım yani bakmayın. Varıyla atacağım yakacağım. Ama bu yakacağım diyen de kimlik. Anlatabiliyor muyum? Yani bu o kadar katmanlı bir yolculuk ki aslında. Birini bırakıyorsunuz öbürü üstünüze yapışıyor. Öbürünü o yüzden göz hep üzerinde olacak. Ama en azından o hani ego sistem var ya, ego sistemi, o duyguları hep anlatıyoruz, duygu frekanslarını anlatıyoruz. En azından o cesaret seviyesine gelene kadar bırakın. Ben yetersizim, ben değersizim, ben şöyleyim, ben üstünüm, ben alçağım. Bunların hepsi ego. Hepsi kendimizle ilgili bütün fikirlerimiz ego.
Şeşir Ravi Shankar'ın çok güzel ego tarifi var. Onu okuyayım size. Diyor ki, ego küçük bir atomdur. Bedenle ve maddeyle ilişkilendiğinde madde alemiyle kimliklenir. Bu atom varlıkla, sonsuzlukla ilişkilendiğinde sonsuzlukla kimliklenir. Materyal, madde dünyasıyla kimliklendiğinde gündelik hale gelir. Dünya. Tapduk Emre, Yunus Emre'ye bir gün diyor ki, dünya kokuyorsun Yunus. Yani dünya kafası oluyor, dünyevi hal. Bedenle kimliklendiğinde ızdıraba düşer. Ama ruhla ilişkilenirse tanrısallaşır. Özle ilişkilenirse şakti, enerji olur. Şimdi özbenliğe geliyoruz. Özbenlik kimdir? Evet, hiçlik makamı. Doğru. Şimdi, bu arada Robi çok güzel bir paylaşım yaptın. Gerçekten hepimizin böyle travmaları var çocukluktan. O çocukluk travmaları bizi karanlığın dibine de götürebilir ve kendimizle ilgili müthiş bir özgüvensizlik de sağlayabilir. Ya da oradan ışığı çıkarabiliriz, senin yaptığın gibi. Bilgiyi çıkarabiliriz, şefkati çıkarabiliriz. Biz dışlayıcı bir kültürün bir parçasıyız. Biz çok acımasız bir kültürün bir parçasıyız. Çok bencil bir kültürün bir parçasıyız. Zaten biz şu anda burada oturmuş bunu dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu acımasızlık, ayrımcılık, karanlık bir kültür, bilgisiz bir kültürün, bize öğretilen kozmoloji, bize öğretilen dünya görüşü çok kasvetli. Ve biz bunun mağduru olduk. Burada oturan her birimiz. Ayrımcılığın mağduru olduk. Ondan sonra bencilliğin mağduru olduk. Hepimize dalga geçildi. Değil mi? Biz iyi bir kültürün içine doğmadık. İyi kalpli, iyi yürekli değil. Ve o yüzden de acı çektik. Çünkü insanlar birbirlerine empatiyle yaklaşmıyorlardı. Hep ön yargıyla, öfkeyle, kavgayla dolu bir dünyanın içinde büyüdük biz. Ama şimdi bu değişiyor. Artık limbik sistem aktivitesi, ilkel beyin. Çünkü bu ilkel beynin yatkınlıkları. Artık insanın gelişmiş olan beynine dönüşüyor. Artık biz hayatı birlik olarak algılıyoruz. İyi, kötü, güzel, çirkin, kendinizle ilgili bütün bu fikirlerinizi fark edin. Başkalarından üstün gören de ego, aşağıda gören de ego. Sadece kibirli olmak değil ego. Her bu kimliklendiğimiz her şey ego. Benle başlayan. Tekrar altını çiziyorum. Dikkatiniz sizi aşağıya doğru çeken öfke, kin, nefret, suçluluk, suçlama, utanç bunların üzerinde olsun. Ben yetersizim, ben değersizim. Öbürü de ego, ben değerliyim. O da ego. Hiç kimse olana kadar. Ama en azından bu iç sesleri dönüştürüp sağlıklı bir bedenin içinde yaşayabiliriz. Ekosistemin bir parçası olabiliriz. Evet, tutunacak dal bırakmayacağız. Gözde çok güzel dedin. Her şeye tutunuyoruz. Çünkü biz burada bir sabit arıyoruz. Haklı olarak. Çünkü bir evrene doğduk ve sabit nerede? Değil mi? Böyle kayıp bir hayat. Şimdi o sabiti istiyoruz ki parada bulalım. Banka hesaplarına bakıyoruz. Sonra banka hesapları hop yok olup silinip gidiyor. Baksanıza şu anda ekonominin durumuna. Sonra sevgililerimizde arıyoruz, sevdiklerimizde arıyoruz. Ama onlar da gidiyor. Kalıcı değil onlar da. Bu sefer yıkılıyoruz, kırılıyoruz, beni terk etti vesaire. Sonra gidiyoruz, neye tutunuyoruz? Eşyaya tutunuyoruz. Benim dolabım, benim ayakkabılarım, benim kıyafetlerim, benim, benim, benim. Hatta ayrılıklarda, eşler ayrıldığında koltuk kavgası. Hangi eşyayı kim alacak? Ne kadar önemli. Değil mi? Araba, ev. Bunlarla kimlikleniyoruz. Jeep'im olmazsa ben olmam. Sen Bihter Ziyagil'sin. Ondan sonra onlar gidince bu sefer iyice yıkılıyoruz. Ben. Onların hiçbiri bizim değil bir kere. Çocuklarımızla kimlikleniyoruz. Bir türlü bırakmıyoruz büyüsünler. Erkek çocukları 40 yaşına, 50 yaşına geliyorlar. Anneleri gidiyor evlerinde ütü yapıyor, çamaşır yıkıyor. Değil mi? Bir türlü bırakmıyoruz. Benim oğlum, benim kızım, benim... Tamam güzel, sevgi çok güzel bir şey. Hiçbir şey demiyoruz. Tabii ki anneleri Allah başımızdan eksik etmesin.
ama o bırakmamak, o kimliklenip o bağımlılık haline gelmesi, o hastalıklı ilişki haline gelmesi. Hangi dala tutunacağız ki sarsılmayacak? Hangi dala tutunacağız ki yıkılmayacak? İşte o dal hakikat. Sadece ve sadece hakikate tutunduğunuz zaman düş kırıklığına uğramazsınız. Kendi hakikatinize, hayatın, evrenin hakikatine tutunduğunuzda düş kırıklığına uğramazsınız. Onun dışında tutunduğunuz her şey sizi, bizi düş kırıklığına uğratır. Buradan çıkış yok. Burası böyle. Dünyadan umudu kesin. Dünya bize hiçbir şey veremez. Bir tek sevgi, bir tek hakikat. Gerçek olan tek şey var. Yaradan, yaratıcı. Yaratıcı kuvvet, güç. Bu kimlikleri edinebilmek için yıllarca çalıştık ve hep bunu amaç edindik. Evet, sıyrılmak, değil mi? Hep bunun için bize öğrettiler. O başarı merdivenlerini tırmanacaksın. O işte mal varlığına kavuşacaksın. O titreleri alacaksın. E sonra ne oldu? Elimizde bir hiç hastalandık, hırslandık. Mutsuz olduk. Çünkü onların hiçbiri bize gerçek mutluluğu vaat ettiği halde getirmiyor. Bütün hayatımızı yapma etmelere harcadık. Bütün hayatımızı yapma, onu da yapacağım, bunu da yapacağım, işte ünlü olacağım, iyi olacağım, başarılı olacağım, ol. Ama bunlarla kimliklendiğinde bunlar seni düş kırıklığına uğratacak. Bunlar seni yarı yolda bırakacak. Hiçbir aradığın tatmini de vermeyecek, mutluluğu da vermeyecek, huzuru da vermeyecek, neşeyi hiç vermeyecek. Ne kaldı? Ne için yapıyoruz o zaman biz bunları? İşte delilik burada. Deliyiz biz. Çünkü böyle öğrendik. Hiç düşünmedik oturup da ya ben niye bunları yapıyorum, bütün bunları diye. Bir yaşam amacıdır peşimden koşturuyoruz. Nedir yaşam amacı? İlla yapma etmelerle mi şey yapacağız? Oynamayı unuttuk, bağ kurmayı unuttuk, evrenle aramızdaki ilişkiyi unuttuk. Şu dağ şurada duruyor, bakmıyoruz bile. Ağaç duruyor, gidip yanına oturup, bütün evren bizimle konuşuyor. Ağaç da konuşuyor, çiçek de konuşuyor, çimen de konuşuyor. Biz bütün bunları unuttuk ve saçma sapan şeylerle vakit geçirmeye başladık. Delilik burada, bu delilik. Ego, 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 işte o şeytan. Tasavvufta Çağrı çok güzel onu söylüyor. Dünyanın hakimiyeti şeytana verilmiştir. Şeytan bu. Biz ömrümüzü harcıyoruz bir şey yapacağız diye, bir şey olacağız diye. Ondan sonra hastalanıp ölüyoruz. Ve buradan götürebileceğimiz hiçbir şey yok. Neyi götürebilirsiniz buradan? Paranızı mı? Hayır. Eşyanızı mı? Arabanızı mı? Hayır. Neyi götürebiliriz ki? Götürebileceğim. Ondan sonra niye öleceksen ben bunlarla bu kadar çok vakit geçiriyorum? Değil mi? O yüzden neyi öncelik yaptığımız çok önemli. Neyi öncelik yapıyoruz? Benim kıblem neresi? Ben bununla mı yaşamak istiyorum? Bu mutsuzluk, bu hapis hayatı, ondan sonra bu sıkıntı, ondan sonra ne bileyim kontrol et, mükemmel ol, bilmem ne, bilmem ne. Ya hayır, hayat bundan çok daha öte. Çok daha güzel bir yer. Bırakın, gözlemleyin ve bırakın bütün bu kimlikleri. Ben bunların hiçbiri değilim. Ben bunların ötesindeyim. Ben sonsuzluğum. Düşünebiliyor musunuz? Sonsuzluğuz biz. Ve bu sonsuzluk her an aldığımız, biz neden hep nefesimize geri dönüyoruz? Çünkü her nefeste bu sonsuzluğa geçme şansımız olduğu için, buna hakkımız olduğu için, özgürlük, neşe, sonsuzluk, bu yaratılışın sonsuz imkanlarına. Ne yapsın? Yine Çağrı'nın sohbetinden örnek vereceğim. Diyor ki, Tanrı diyor, bizim acı çekmemizi mi istiyor? Yani buraya atmış bizi, böyle bırakmış, yukarıda böyle şey yapıyor. Ondan sonra ah vah zavallılar diye takılıyor. Bizi bir de yargılıyor üstüne. Değil mi? Ay yazık bunlara da. Kızıyor bize. Cezalandırıyor falan. Ne kadar saçma sapan şeyler. Burada o. Burada. Her an, her yer. Bizim ona her an girişimiz var. Her an şansımız var. Dinlersek, durursak, artık şu yapma etmeleri, kaçmayı bırakırsak. Çünkü bu yapmaları etmeleri sığınıp her an kendimizden kaçıyoruz. Gerçek benliğimizden kaçıyoruz.
uyuşturucuya sığınıyoruz, içkiye sığınıyoruz. Bir oturmuyoruz şurada kendimizle, ne olduğuna bakmıyoruz. Oysa o kaçtığımız bütün karanlıklar, bizi Tanrı'ya götürecek, bizi yaratıcımıza götürecek, kavuşturmak için orada. Kaç, bir türlü buluşamıyoruz. Sonra bir de şeyi söylüyoruz, ben hak etmiyorum, ben işte bilmem ne, ben cezalandırılmayı hak ediyorum, çok büyük hatalar yaptım filan. Hayır, her ne yaptıysanız yaptınız, bitti gitti artık, unutun, bitti, sıfır. Herkes affetti sizi, bütün evren, bütün yaratılış, bütün melekler, bütün herkes affetti. Siz kendinizi affedin, bırakın artık geçmişi. Ne olduysa oldu. Bu geçmişle yaşamak bizi yoruyor, bitiriyor, mahvediyor. Her gün aynı güne uyanıyoruz o zaman. Tekne Hanım çok güzel söylüyor. Her gün bir kere yaşadığımız bir olayı, her gün iğneler batırıyoruz kendimize geçmişle yaşadığımız sürece. Bu geçmişten nasıl kurtulacağız? Kadim bilgiyle, hakikat bilgisiyle, nefesle, yogayla, meditasyonla, sessizliklerle bu yoldan başka yol yok. Şamanizmi mi seçiyorsunuz? Budizmi mi seçiyorsunuz? Yogayı mı seçiyorsunuz? Yeni dünya öğretilerini mi seçiyorsunuz? Bir yolun peşine takılın ve hakikatin peşinden zır deli gibi koşun. Başka bir hayat amacı yok. Bu kimliklerden soyunacağız. Hiç kimse olacağız. Hiç kimse değiliz biz. O hiç kimselik noktasında özgürlük var. O hiç kimselik noktası bizi özgür kılacak. Her kimseniz, şu ana kadar her kim değilseniz hiçbiri siz değilsiniz. Verdiğin karar şu anda bizi etkiliyor. Evet, evet. Şimdi bakıyorum. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki burada hep birlikteyiz. Baksanıza 210 kişi, yanınızdaki kişilerle 400-500 kişi burada özgürleşiyoruz. Sonunda şu salak kimliklerden kurtuluyoruz. Evet. Şimdi ne olacağız? Hiçbir şey olmayacak. Olmak değil. İnsan olma varlığı. Bir şey yapma varlığı değil. Biz sürekli yapma etmelerin peşinde olmayı unuttuk. Bir durmayı unuttuk. Ya en son ne zaman gözlerinizi kapatıp havanın yüzünüze vurmasını izlediniz? Ne zaman üstünüze yağmur yağıyor saklanıp kaçıyoruz, şemsiyeleri açıyoruz. Yağmurun ne zaman yüzünüze vurduğunu en son doya doya yaşadınız. Yağmurun yüzünüzü yıkadığını. Ya da ne zaman en son bir ağaca sarılıp onunla konuştunuz? Ne zaman bir deniz kenarında ayaklarınızı, gerçi şimdi evlerdeyiz, şu andan bahsetmiyorum ama eve kapanmadan önce. Biz yaşamayı, yaşamdan zevk almayı, aldığımız nefesten zevk almayı unuttuk. Yap, haldır uldur, koş, vaktim yok. Vaktin olmaz tabii. Çünkü hep dinliyorsun kafanda olan biteni. Çünkü hep düşüncelerimize inandık. Düşüncelerinize inanmayın, durun. Bana diyorsunuz ki sabahları 1,5 saat ayırmak çok zor oluyor. Ayırın o 1,5 saati. O 1,5 saat hiçbir şey değil. 4 saat bile ayırın. Çünkü bu buna değer. O boşluk bizi mucizeye, sonsuzluğa taşıyacak. O boşluk, yarattığımız zihnimizdeki o boşluk bizi tanrısallığımıza taşıyacak. Buna değmez mi? 1,5 saat ne ki bunun için? Yogayı da yapın, nefesi de yapın, meditasyonu da yapın. Sabah 1,5 saat, akşam bile 1,5 saat daha yapın. Çünkü bizim bünyemizde, bizim sistemimizde boşluk yok. Biz bu boşluğu yaratmadığımız için işte Krishanji'nin dediği gibi, sevgili Krishan Verma'nın, başımız depo gibi. Depoya her şeyi tıkıştır gün boyunca, üzül, seril, yıkıl, hepsini tık içeri, ondan sonra da hiç boşaltma. Tabii ki Alzheimer oluruz, o oluruz, bu oluruz, sıkıntılarımız, hastalıklarımız. Biz boşaltmaya geldik buraya. O sistemi boşaltacağız, hiç kimse olacağız, hiçbir şey olacağız. Ki kendimize gelelim. Doluyuz, dolu. Bütün sinir sistemi dolu. Evet. Şimdi kimliklendiğimizi fark etmiyoruz. Onun için farkındalık. Her gün oturuyoruz. En az 10 dakika, 15 dakika. Instagram'da var benim. 15 dakikalık bir şey, 14 dakikalık bir şey. Oturun her gün kendinizle farkındalık. Şu anda ne düşünüyorum? Şu anda ne hissediyorum? Gözlemleyin. Neler olup bitiyor? Öfkelendiniz mi? Hemen oturun. Öfkelendiğinizde ne yapıyorsunuz mesela? Bağırıp çağırdıktan sonra ne yapıyorsunuz? Oturun. O öfkeyle oturun. Korktunuz, ne yapıyorsunuz? Hemen korkmamak için bir şeyler arıyoruz. Bir arkadaşımızı arıyoruz, bir şey. Oturun korkuyla. Suçluluk duydunuz, yanlış bir şey yaptınız. Ne yapıyorsunuz?
kaçıyorsunuz. Kaçıyoruz hepimiz. Böyle öğrendik çünkü. Oturun suçlulukla. Suçluluk bize ne anlatıyor? Vicdan azabı duyduk. Ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Niye? Çünkü orada karanlık var. Karanlığa dalmayı unuttuk biz. Hep kaçtık. Kaçarak hiçbir yere varamadık. Daha çok buhran, daha çok karanlık, daha çok bilinmezlik, daha çok sorular. Soruları alabileceğimiz bir yer var. Kadim öğreti. Kadim kitapların hepsi soruların cevabı. Ama kadim öğretiyi tabii dönüştürücü olması lazım. Sadece ritüeller değil. Yat kalk 5 vakit namaz kıl ama kalbinde dönüşmüyorsan istediğin kadar kıl. Yat kalk 5 vakit yoga yap. 1,5 saat, 2 saat yoga yap ama sorgulamıyorsan gerçekten hangisi ben, hangisi benim kimliğim, hangisi ben değilim? O zaman hiçbir faydası yok. Onun için yoga fiziksel bir aktivite değil. Yoga bunların cevaplarını bulacağımız. Yoga şiddetine her gün niyetle çıkın. Ben bugün neyi dönüştürebilirim hayatımda? Hangi davranış döngümü kurabilirim? Alışkanlıklarımızla kimlikleniyoruz. Ha? Alışkanlıklarımız biz değiliz. Hep sorun. Ben bugün neyi dönüştürebilirim? Bu kafesten nasıl çıkabilirim? Çıkartacağım kendimi bu kafesten. Özgürleşeceğim, hür olacağım. Çünkü ben bundan daha azını hak etmiyorum. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Daha azını değil. Ben hapiste bir hayat yaşamayı hak etmiyorum. Ben özgür bir hayat. Ben Tanrı'yla yaşamayı hak ediyorum. Yaratıcı bizimle her an konuşur. Her an konuşur. Biz sesini kısarız, dinlemeyiz. Hatırlıyor musunuz beyaz kurtla siyah kurtun hikayesini? Zehirli masalları okuyanlar bilirler. Bir Kızılderili reisi kapısında hem siyah kurt hem beyaz kurt tutuyor. Ve bu siyah kurtla beyaz kurt bütün gün kavga ediyorlar. Torunu diyor ki, dede diyor, neden ikisi de birlikte bu kapıda? Dedesi de diyor ki, onlar bana varoluşu hatırlatıyorlar. Varoluşumu, kendimi hatırlatıyorlar. Nasıl yani diyor, peki hangisi kazanıyor diyor. Hangisini beslersen o kazanıyor. İçimizdeki çelişki siyah kurtla beyaz kurt. Ego ile özün çelişkisi. Öz varlığımız her şeyi biliyor. Zannetmeyin ki buraya bir şey öğrenmeye geldik. Biz tamız. Bizim içimizde bilgelik var. Bizim içimizde Tanrı var. Yaratıcı var bizim içimizde. Biz onunla temas ettiğimiz zaman neden öz şefkat pratikleri yapıyoruz her gün? Neden farkındalık pratikleri yapıyoruz her gün? Temas etmek için. Gözlemleyen kim? Düşünen kim? Siyah kurt, beyaz kurt. Hangisi doğruyu söylüyor? Hangi dinamik işliyor orada? Ve biz hangi sesi dinliyoruz? O yüzden bizim sistemimiz tam. Biz bir şey öğrenmeye gelmedik buraya. Biz öğrendiklerimizi unutmaya, soyunmaya geldik. Doluluklardan kurtulmaya geldik. Evet. Ego sistemi bizde yok ki, aslına bakarsan biz hayatımızı ona göre yaşamayı... Evet, ego sistemi bizde yok. Yani bizim özümüz değil. Biz öğrendiğimiz buraya, buranın gereği. Buraya böyle öğren. Ahamkara oluşuyor. Dünyaya geldiğimiz zaman fiziksel ego bir atom gibi diyor ya Sri Ravi Shankar. Ahamkara. 2 yaşında bu ben hani terrible to ben benim. Bu doğal süreç. Bunu ne kadar beslersek o kadar büyüyor. Ego var. Ego yok değil. Ego'dan kurtulmak diye bir şey yok. Ego olacak. Ego kötü bir şey değil. Ama egoya biz ne yaptık? İşte dünyanın anahtar şeyi yönetimi şeytanın elinde. Biz egoya verdik anahtarı. Hadi sür dedik. Basıyor. Ha? Otoyolda 400'le gidiyor. Ama öz benlikte olacak o anahtar. Şoför koltuğunda varlık, ruh oturacak. Ego yanında yaveri olacak. Biz tam tersini yapıyoruz. Annelik kimliğini nasıl bırakalım? Annelik kimliğini bırakmak şöyle. Anneyseniz çocuğunuza karşı sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Gene onu okula göndereceksiniz. Gene onun için en iyisini isteyeceksiniz. Ama onu gerçekten severek, gerçekten bunu yaparak, ama benim dediğiniz, benim çocuğum, o tutunmayı bırakacaksınız. O yaratılışın çocuğu, evrenin çocuğu. Onun için en iyisini istemekte sakınca yok. Eskiden çocuklar birlikte büyütülürdü annelerle. 10 tane anne 20 tane çocuğa bakardı.
Benim çocuğum. Hepsi aynı çocuk. Benim çocuğum. Benimki başarılı olsun. Benimki daha iyi olsun. Benimki öne geçsin. Benimki daha başarılı olsun. Benim çocuğum. Burada sorun var. Çocuk. Evrenin çocuğu. Ne güzel. Sizden çıkmış. Dünyalar güzeli. Ama biz ne yapıyoruz? O mükemmeliyetçilik, herkesten iyi olsun, işte herkesten daha bilmem ne olsun. Çocukları mahvediyoruz arkadaşlar biz. Çocukları aptal ediyoruz. Sürekli oradan oraya koşuyor çocuklar. O aktiviteden bu aktiviteye, o eğlenceden bu eğlenceye, o doğum günden bu doğum gününe. Çocuk olamıyor, bir duramıyor. Aptal oluyor kafası. Sürekli oyun oynuyor, sürekli bir şey yapıyor. Sürekli iPad eline, bıdı bıdı bıdı. Doğayla bağ yok. Sonra patates köfte makarna, bunları yiyor. Ya bu çocuklarda tabii dikkat bozukluğu olur. Çocuklarımızı da kendimize benzetiyoruz. Evet. Çocukluk travması zombi gibi hortluyor. Çocukluk travmalarımız hepimizin var ama bahsettiğimiz gibi bunları dönüştürebiliriz. Çocukluk travmalarını iyileştirebiliriz. Kadim öğretilerle, sessizlikler, meditasyonlar, nefesler, öğretinin içinde olmak. Bugün konuştuğumuz bile bir sağaltım. Bu konuşmalarımız bile bir sağaltım. Fark ettikçe, anladıkça, bu işin özüne indikçe farkındalığımız artıyor. Meditasyon, düzenli meditasyon mutlaka. İç gözlem ve birliktelik. Hep birlikte olmak. Paylaşmak, dönüşmek. Onun için hep yogalara gelin diyorum, katılın diyorum. Çünkü tek başına yapması çok zor. Tek başına bir şeyi değiştirmek zor ama grup enerjisiyle, insan gücüyle onlar iyileşir. Yaralar iyileşir, geçmiş iyileşir birlikte. Travmalar açılır, sonra dikilir. Seanslar yapılır. Onların hepsi iyileşir. Evet, dalga geçir. Bunların hepsi birikiyor bizde. Sen kızsın, sen kadınsın. Evet, yani sen kız ne, kadın ne, Allah aşkına kaçıncı devirde yaşıyoruz? Değil mi? Yani sen evde kalacaksın, evde kaldın. Bunlar artık eski bilincin ürünleri. Biz bunlarla kimliklenmeyi bırakacağız. Cinselliğimizle, değil mi? Cinselliğimizi yaşayamadık, bedenimizden utandık. Kadınlar da erkekler de. Erkekler de bizim bedenimizden utandığımız kadar, bizim cinselliğimizden utandığımız kadar, erkekler de duygularından utandılar. Aynı şey. Biz nasıl bunu bastırdıysak, onlar da duygularını bastırdılar. Değil mi? Travmatik bir toplumda büyüdük ama bu değerler nasıl değişecek? Bizim karar vermemizle. Biz karar vereceğiz bu değerleri değiştirmeye. Ben bunu kabul etmiyorum. Bitti, bu kadar. Toplum bana öyle mi diyor? Meydan okuyorum. Kabul etmeyeceğim. O yüzden geçen konuşmuştuk Atı'ya. Evlilik, inanıyor musunuz? İnanmıyorsanız bırakın. Kim size ne derse desin. Evlenin, evlenmeyin demiyorum. Ama inandığınızı yapın. Gerçekten ben neye inanıyorum? Bunu sormak bizi dönüştürüyor. Değil mi? Bu kimlikleri bırakıp ben bunu istiyorum muyum, istemiyor muyum? Bu benim gerçeğim mi? Toplumun bana dayattığı gerçek mi? Anne babamın gerçeği mi? Bu rüyadan uyanacağız. Birlikte uyanacağız. Evet, insanlar uyanıyor dediğin gibi. Nötr hale, nefes, yoga, meditasyon, kadim öğreti, bu işin içinde olarak, kalarak, sorarak, sorgulayarak, deli divane olarak, Allah aşığı olarak nötr hale geleceğiz. Aşık olacağız, bu bilgiye aşık olacağız, bu öğretiye aşık olacağız. Kafayı sıyıracağız bununla. Bu konudaki kitapları okuyacağız, parçaları dinleyeceğiz, ne var ne yok araştıracağız. Kimliğimizi, gerçek kimliğimizi bulana kadar bize rahat yok. Eğer gerçek kimliğimizi bulana kadar bize rahat olduğunu düşünürseniz yanılırsınız. Mutluluğu aradığımız hiçbir yerde bulamayacağız. Başarıyı aradığımız hiçbir yerde bulamayacağız. Çünkü gerçek başarı insanın öz varlığıyla kavuştuğu andır. Bu hapishaneden kurtulmak. Paramızı tabii ki kazanacağız. Para kazanmakta hiçbir sakınca yok. Yaşam standartlarımızı koruyacağız. Fakat bunun ötesi hırs. Bunun ötesi gerekenden fazlasını biriktirmek, hırs. Değil mi? Belli standartları tabii ki sağlayacağız. Ama ondan sonrasına vakit harcamak istemiyoruz. İstiyormuyoruz. Bize hayat hep ne öğretti? Para, prestij, hırs, para, prestij, hırs. Bakıyoruz paralı, prestijli, hırslı insanlara. Hepsinin suratından 1000 parça düşen. Ne bir neşe var suratlarında, ne sağlıkları yerinde, ne biz bunu mu istiyoruz kendimiz için?
Sabancı Üniversitesi'ne gittiğimde şeyde çocuklara soruyorum ne olmak istiyorsunuz? CEO olmak istiyor hepsi. E CEO'lara gidip bakıyorum bir alemler ya yani değil mi? CEO olmakta sakınca yok ama yaşam amacını CEO olmak olarak belirlediğinizde yandınız. Çok zor. Çünkü sinir, stres, öfke değil mi? Zevksiz bir hayat neredeyse robotlaşmış. Biz hayatı yaşayacağız. Bu arada lütfen yanlış anlamayın. Başarılı olmakta bir sakınca yok. Herkes CEO olabilir. Herkes istediği gibi çok yüksek şirketlerin başlarında olabilir. Paralar kazanabilir. Bunda sıkıntı yok. Bunu yaşam amacı ilan ettiğimizde sıkıntı başlıyor. Kendimizi unutup, gerçek kimliğimizi unutup o holding başkanı kimliğiyle ortaya çıktığımızda sorun başlıyor. Çünkü o kimlik her an bizden alınabilir. Gerçek bir yatırım değil o. Gerçeğe yatırım yapmak. Hakikate yatırım yapmak. Arrogans, evet. Kibir. Arrogans, kibir. Kibirli olduğumuz zaman ben bundan daha üstünüm. Mesela eğitimliyseniz, birkaç dil biliyorsanız, belli kitapları okumuşsanız, klasik müzikten anlıyorsanız, tiyatro, sanat, sepet uğraşıyorsanız, genellikle bunlar, bu bilgiler bizim kendimizi üstün görmemizi sağlıyor başkaları. Ben daha üstünüm, o ne bilir canım, varoş. Bunu söylemesek bile bunu hissediyoruz. Öyle değil mi? Ben daha iyiyim ya yani. Oysa o zaman o insanlardan, o kişilerden öğreneceklerimize bütün kapıları kapatıyoruz. Bize hiçbir şey öğretemez o insanlar. Oysa biz burada hepimiz biriz. Hiç kimse öbüründen daha üstün değil. Belki daha talihli olduğunuzu düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Çünkü tam da bu talih, yaratılışla, yaratanla aranızdaki engel. Bu yol ancak alçak gönüllülükten geçiyor. Yani köydeki bir insanın kibirli bir insandan çok daha rahat girişi var yaratıcıya, yaradana, tanrıya. Onun için işte Yunus Emre nasıl kadılığı bıraktı? Ben kadıyım. Eyvallah. Ben bunları biliyorum. Bil, eyvallah. Yaratılışın nazarında hiçbir şey değilsin. Konu yaratılış olduğunda. Tamam, yerel kültür çok güzel bir şey. Gayet işte aristokrat hayat çok güzel. Bunda bir sakınca yok. Yine aynı şey holding başkanı olmak gibi. Ama bununla kimliklendiğimizde sorun başlıyor. Öyle mi? Ben bilmem nenin bilmem nesin ya. Bırak. Gel oturalım, kahve içelim, çay içelim, muhabbet edelim. Çünkü o kibir insanı doğal yapmıyor. Kendi doğallığından, kendisiyle samimiyetini bozuyor. Değil mi? Kendine bile samimi olamıyor insan kibir araya girdiğinde. Kibri bilin ki yalnızlık. Kibir çok ciddi bir yalnızlığı ifade ediyor. Ben toplu taşıma araçlarına binmem, ben bilmem ne yapmam, onu yapmam, bunu yapmam, yapma. Ya kime ne? Şimdi biz yaratıcıyla zaten buluşacaksak, soru böyle bir şeydi. Neden o zaman yaşıyoruz bu hayatı? Evet, zaten kavuşacağız. Ama isterseniz 10 hayatta kavuşursunuz, isterseniz 1 milyon hayatta kavuşursunuz. Bu bizimle alakalı. Çünkü bu bizim seçimlerimizle şekilleniyor. Şimdi bu çok enteresan bir konu, çok güzel bir konu, çok güzel bir soru sordunuz. Bizim seçimlerimiz yazgımızı belirliyor. Biz hep aynı seçimi yapıyorsak, şimdi böyle loop attığınız konuları izleyin hayatınızda. Hangi çemberlerde dönüp duruyorsunuz? Bu samsara çemberi. Dönüp duruyorsunuz. Hep aynı sorun. Ülkeyi değiştiriyorsunuz, insanı değiştiriyorsunuz. Ama gene de aynı sorunla karşılaşıyorsunuz. Bunları fark edin. En çok neye sinirleniyorsunuz? En çok nerede suçluluk duyuyorsunuz? Yarası olan gocunur dediğimiz, dışarıda olan bitenleri biz zannediyoruz ki dışarıda olup bitiyor. Dışarıda olan biten hiçbir şey yok. Her şey bizim için oluyor. Her şeyi biz oturalım, acıdan kaçmadan kendi içimize dönüp bakalım diye oluyor. Yaratıcıya biz oturup bakarsak eğer daha kolay kavuşuruz. Oturup bakmazsak, onun yerine başkalarını suçlarsak, şikayet edersek, limbik sistemin etkisinde hareket edersek, o zaman daha geç kavuşuruz. Aslında çok basit. Biz seçimimizi sorgulayıp, ya ben bu karanlıktan çıkacağım diye yaparsak, o zaman çözüm arayışına gireriz. Ben buradan çıkabilir mi biliriz
ve bizim çıkabileceğimizi bildiğimiz için de çözümler bize gelir. Ama şikayet edip bıdı bıdı o insan kötü, bu insan aşağılık, bu insan bilmem ne sürekli dışarıyı, dünyayı suçlarsak o zaman hiçbir zaman Tanrı'ya kavuşamayız. Hiçbir zaman değil, bu bize verilmiş bir söz. İlla ki kavuşacağız yaratıcımıza. Zaten kavuşuyoruz da, yani illa ki onu hissedebileceğiz. Ama biz seçmiyoruz. Biz konfor alanında kalmayı seçiyoruz. Tekrar tekrar aynı şeyi seçiyoruz. Çünkü orası güvenli, çünkü öbür taraf korkutucu. Bakın korku var arada. Korku kültürüyüz biz. Korktuğumuz için seçim yapmıyoruz. Yapmamız gerektiğini bildiğimiz konfor alanından bizi çıkaran seçimleri arada tutan duvar korku. Egoyu korku tutuyor. Fark edin korkularınızı, hepsine meydan okuyun. Korkuların hiçbiri gerçek değil. Korkuların hiçbiri gerçek değil. Siz korkuyu yendiğinizde sizi yaratıcı tutar. Cesaretle korkuyla karşılaşmak esas olan. Egoyu yenme süreci zaman alır. Sabır, sebat, sabır, sebat, sabır, sebat. Demeyin ki ben 10 senedir meditasyon yapıyorum. Belki 30 sene daha yapacaksın. Belki 50 sene daha yapacaksın. Ama yolda olmak her zaman ilerletir bizi. O yolun yolcusu olmak. Lütfen Yunus Emre Aşkın Yolculuğunu izleyin. Neler çekti Yunus, neler çekti? Çile bu yolun içinde var. Yani gerçek bu. Ama çile öbür yolun içinde de var. Çilelerden çile beğeneceğiz. Zevk ile de bulabiliriz. Zevksiz de bulabiliriz. Robot mu yaşamak istiyoruz, hayatı mı yaşamak istiyoruz? Bunun arasında seçim yapacağız. Bu seçim bizimle alakalı. Biz yapacağız bu seçimi. Robot hayatı mı istiyoruz? Koşturmacalı, kaygılı, korkulu, affetmeyen, suçlayan, sürekli dünyadan şikayet eden bir hayat mı istiyoruz? Yoksa külahımızı önümüze alıp egomuzla savaşmalı, vurdulu kırdılı. Bu arada kolay da değil, zaman da alıyor, baya baya da zaman alıyor. Ve sürekli ego şey gibi yapışıyor üzerine. Bu sefer kimlikleniyorsun gene. Bir şeyler oluyor. Yani ama farkındalıkla, dönüşerek, neşeyle. Çünkü her kendimizi aştığımızda vücut özgürlük hormonlarını salgılıyor. Kendimizi aşarak, dönüşerek, değişerek, birlikte. Bunların hepsi önemli. Bu yolculuk keyifli hale geliyor. Ruhumuzu öne koymak. Yani çoğumuz diyoruz ki ya gerçek hayata dönünce biz bunu yapabilir miyiz? Gerçek hayat diye bir şey yok. Burası gerçek hayat. Gerçek hayat evlerimizde öz varlık bilgisiyle geçirdiğimiz zaman. Çıktığınızda da aynı şeyi yapın. O yönde kararlar alın. Ben baş koydum bu yola, artık bırakmayacağım bu işin peşini. Çünkü biz bunun için dünyadayız. Bunun için geldik buraya. Başka bir şey yapmaya gelmedik. Her neyse o teferruat işlerimiz, onlar ikincil. Ve siz bu işin peşinden koştuğunuz zaman bu iş de sizin peşinizi bırakmaz. Tıpkı şey gibi, sevgiliyle kavuşmak bu ya. Düşünsenize, aşığınızın peşinden koşuyorsunuz, aşığınız da size aşık. Ne olabilir ki? Romans olur. O romansı gözleyeceksiniz. Siz buna vakit ayırdığınızda, sessizlik kursuna gidemem, vaktim yok. Gidebilirsin efendim, sen karar ver, bütün evren senin için sıraya dizer bütün imkanlarını. Para, pul, önünüzdeki bütün engeller kalkar. Ama biz karar vereceğiz, korkuyu aşacağız. Ne pahasına olursa olsun gideceğim, yapacağım, edeceğim. Şu anda bu kararı verebilirsiniz. Şu anda diyebilirsiniz ki kapılar açıldıktan sonra ne pahasına olursa olsun ben bu yolu ilk yolumu ilan ediyorum. Hakikat yolcusuyum ben. Hiçbir şey bunun önüne geçemez. Sessizliğime de gideceğim, yogamı da yapacağım, meditasyonumu da yapacağım, nefesimi de yapacağım. Kararlıyım. Bu kararı verdikten sonra sizin önünüzde hiçbir şey, hiçbir engel duramaz. Hiçbir engel duramaz. Böyle çünkü. Matematik bu. Sevgiliye koştuğunuzda sevgili size koşar. Kavuşana kadar reenkarne oluyoruz, evet. Kavuşana kadar dönüp dönüp duruyoruz. Dönüp dönüp duruyoruz. Dönüp dönüp duruyoruz. O yüzden bir an önce çıkış. Hadi çıkalım. Bir an önce çıkışa doğru koşalım. Yoksa yani devam ediyor oyun. Izdırap, çile, dön dön dur. Aynı sorunlar, aynı kimlikler, aynı sıkıntılar. Benzer seçimler, benzer sonuçlar. Evet, Einstein çok güzel söylüyor. Problemi yaratan kafadan çözemezsin. Başka kafadan çözebilirsin. Ay. Seçim, şöyle bak. Seçim yaptığınızı mı düşünüyorsunuz diye sordum. Farkındalıkla hareket ettiğimizde, bu bilimsel bir araştırma. Daha önce de bahsetmiştim. Şimdi tekrar hikayeye de koyacağım.
farkındalıkla davrandığımızda bu zinciri kırabiliyoruz. Ha, bu önceden verilmiş bir karar olabilir, kader olabilir. Bizim zaten oradaki seçimi kırmamız belliymiştir. Tamam. Ama şu anda bu şeyi dinliyorsak, bu yayını dinliyorsak mesela, bu da kader. Ama bir şey bizi buraya getirdi. Bundan sonraki seçimlerde de farkına vardığımız her şeyi, eğer dikkatimiz, farkındalığımız üstünde olursa dönüştürebiliriz. Böyle bir şansımız var. Bu şansımızdan haberdar olmak her şeyi değiştiriyor. Hiçbir şey eskisi gibi kalmak zorunda değil. Yani farklı bir yol seçebiliriz. Farklı bir seçim yapabiliriz. Ha, o seçim kaderdir, zaten yazılmıştır. Oralara girmiyorum. Tamam mı? Ama her an, şu andan itibaren her an başka bir yol seçebiliriz alışkanlığın dışında. Alıştığımızın dışında bir yol seçebiliriz. Sağ ayağınızla kalkıyorsanız yarın sol ayağınızla kalkın. Ondan sonra bu kader miydi, benim seçimim miydi, oraları karıştırmayın. Orası tam bir girdap. Oraya girmeye gerek yok. Ama sol ayağınızla kalkmaya karar verebilirsiniz. Sağ elinizle diş fırçalıyorsanız sol elinizle fırçalayın. Böyle bir şansımız var. Sürekli ben çok kötüyüm, ben çok kötüyüm, ben çok yanlışım, ben çok suçluyum diye düşünüp duruyorsanız o zaman farklı bir şekilde düşünmeye bakın. Nasıl kibirden ve kendini beğenmekten, düşüncelerimizden kurtuluruz fark ederek. Düşünceye düşünce seviyesinde hükmedemeyiz. Yani düşüncem benim oradaysa, düşünce seviyesinden onu değiştirmek, problemi yaratan seviyeden değiştirmek kolay değil. Nefesle değiştirebilirsiniz. Gözlemle değiştirebilirsiniz. Meditasyonla değiştirebilirsiniz. Gözünüz kibrin üstünde olup kibri yakaladığınız anda kibirle oturarak. O anı yakalamak çok önemli o yüzden. Kibir anını. Değil mi? Bir an içiniz kabarıyor. Gerizekalılar mesela diyorsunuz içinize. Kim diyor gerizekalı? Kim gerizekalı? Şişir Ravi Shankar diyor ki sen parmağını bir tane uzatırsan üç parmağın sana dönüyor bak. Gerizekalılar. Bilgisizler. Fark edin o anları. Bunlar da ahmak. Bunlar hep ön yargılar. Bunlar hep kibir. Sen nereden biliyorsun? Sen o insanın geçmişini biliyor musun? Empati kurdun mu hiç? Niye? Nereden biliyorsun onun gerizekalı olup da senin olmadığını? Değil mi? Herkes kendi bakış açısından karşıdakine yargılayabilir. Çok da kolaydır bu. Ama karşıdakinin bakış açısından bakabilirse esas erdem oradadır. Bizim fikrimizde, bizim düşüncemizde, bizim kılığımızda olmayan insanları aşağılamak kolaydır. Ama bizi bu kim yapar? Evet, konfor alanından çıkmamız lazım. Kesinlikle. Cesaret korkuya rağmen. Evet, yani cesaret korkusuz olmak demek değil. Hepimizin içinde korku var. Hepimizin içinde korku var. Bu gerçek. Gerçek bu. Korkuya karşı İnatla üstüne gidenler hayatta kendilerine daha çok yaklaşıyorlar. Korkuya rağmen sinip oturanlar kendilerinden daha uzakta yaşıyorlar. Hep bir seçim şansımız var. Seçimden kastımız bu. Korkuyu mu seçeceğim? Daha az gidilmiş yolu mu seçeceğim? Yoksa daha çok gidilmiş, herkesin gittiği sürü psikolojisiyle yaşadığı yolu mu seçeceğim? Egon tuzakları hiç bitmiyor. Sürekli farkındalık, mevcudiyet gerekiyor. Evet. Sürekli farkındalık, mevcudiyet gerekiyor. Ta ki o ana sınırı aşıp yukarı fırlayana kadar, aydınlanmaya kadar. Ondan sonra da gelebilir bu arada. Aydınlanmış insan, kurtulmuş insan değildir. Her an ego gelip yapışabilir. Hep üstünde olacak dikkati. Zaten neyle kim... Ama şöyle, eğer kıblemiz hakikatse, hakikat bir tokat atıyor... Seni kendine getiriyor. Bana 5-6 kere yaptığı gibi. Kimliklenmeye başladığın anda tak vuruyor tokatı. Ondan sonra gel kendine kimliklenme. O yüzden kıbleyi hakikatte tutup bol bol biz buna aşramda ego breaking process derdik. Ego kırma prosesi. Bu kırılmadan korkuyoruz. Aman bana bir şey dedi, aman beni eleştirdi, aman bir de bir... Bu korkaklık. Aman eleştirilmeyeyim, aman bana bir şey olmaz, aman rezil olmayayım, aman şöyle olmayayım. Bunların hepsi ego. Tamam. Kendini sürekli korumak istiyor. Sürekli. Neden korunuyorsun? Neden? Bırak, rahat ol.
Tabii ki toplumsal kurallara, toplumsal normlara uyacağız. Öyle kendimizi de bırakmak değil konu ama birazcık gevşemek, birazcık rahatlamak, bu kadar stresle yaşamak çok zor. Bizde egoya ait olmayan öz benliğimiz var. Şimdi meditasyon yapacağız bu konuda. Evet, biz onun yanından gelmedik, hala onun yanındayız. Bir yere geldiğimiz yok. Biz oradayız, onun yanındayız dünyaya. Bir yere gitmedi o. Bizimle burada. Her şeyi kapsayan biri nereye gidebilir? Her şeyi kapsıyor diyoruz bakın. Değil mi? Allah her yerdedir. Her yerde olan biri nereye gidebilir? Biz hiçbir yere gelmedik. Dünyaya buraya geldik diye bir şey yok. Biz birlikteyiz. Hep birlikteyiz. Hep birlikteyiz. Biz çekileceğiz önümüzden. Kendi önünden çekil. Çık aradan. Houston. Adana. Yanına gitmek gelmek yok. Sadece aradan çekilmek var. Egoyu aradan çektiğinizde hop aa. Kim var burada? Bizi büyütürken kolaya kaçarak korkutma yolunu seç. Çünkü onlar da daha iyisini bilmiyorlar. Şimdi burada yazık zavallı anne babaları da suçlamaya bir gerek yok. Onlar da daha iyi bir yol bilmiyorlardı. Korkutmaktan başka. Evet, dediğin gibi Şengül. Onlar da korkuyla büyüdüler. Bu elden ele dolaştırılan bir masal oldu. Değil mi? Kork, kork, aman kork. Aman el alem bir şey demesin. Aman işte sen dışarıda kalma. Aman üf bilmem ne. Şeyler ne der. Biz böyle kaldık yani. Şey kaldık. Kötürüm kaldık. Bir türlü yürüyemedik. Toplum, el alem, baskı. Cinsellik özellikle en büyük sorunlardan bir tanesi. Erkekler için de böyle, kadınlar için de böyle. O kadar sakladık, sakındık bilmem ne. Sıkıldık. Dönüşümde rutinleri değiştirmek ve bu rutinlere sabırla sadık kalmak. Evet. Çok güzel söyledin Tamer. Gerçekten rutinleri dönüştürmek ve o rutinlere olumsuz alışkanlıkların dönüşmesi. Bunu da her zaman böyle ha deyince yapamıyoruz. Çünkü çok kuvvetliler, çok derin ağlar örülmüş. Değiştirmek için işte biz ne yapıyoruz? Sessizlik yapıyoruz, mantralar yapıyoruz, meditasyonlar yapıyoruz, yoga yapıyoruz, nefes yapıyoruz. Bunları hızlı hızlı dönüştürsün diye. Söktürücü bunlar hepsi. Bir gün bu tiyatronun neden olduğunu konuşacaktık. Bu tiyatro... ya evet, o hüzünlü bir hikaye. Tamam, onu çağrıyla konuşun. O tiyatroyu çağrıyla konuşun. O çok güzel anlatıyor çünkü tasavvuf sohbetinde. Hakikaten bu tiyatronun olayını çok güzel anlatıyor. Ya da biz ortak yayın yapalım, orada konuşalım. Tamam, daha iyi. Biz yaratıcının deneyimini mi yaşıyoruz acaba? Bunlar güzel sorular. Biz kimin deneyimini yaşıyoruz? Ben bir şeyler yaşıyorsam bu oyun neden var? Bu masal neden var? Ve Tanrı'yı doğuracaksam, Tanrı varsa ve hep yanımdaysa niye beni yapayalnız bırakıyor? Kendimize sorduğum sorulara gelen cevapların zihinden mi, egodan mı yoksa kalpten mi geldiğini nasıl ayırt edebiliriz? Sormaya devam ederek. Çünkü bu bilgi bizde var. Hangisi kalpten geliyor, hangisi ruhtan geliyor, hangisi egodan geliyor? Sağlığı destekleyenler ruhun cevapları. Sağlığı desteklemeyenler egonun cevapları. İnsan yaşamı destekleyen ve yaşamı destekleme. Biz kaynaktan geliyor olduğumuza göre yaratıcının deneyimi için mi bu boyutlara indik? Bunlar çok güzel sorular. Bunlar çok büyük sorular. Hep sormaya devam edin. Bu soruların cevapları bizde var. Önemli olan bizim şu anda dönüşmemiz. En önemlisi dönüşmek. Erdem yolunda, insaniyet yolunda dönüşmek. Biz kaynaktan gelmiyoruz. Biz kaynaktayız. Biz kaynaktayız. Bir yerden gelmiyoruz. Bir yere gitmiyoruz. Biz oradayız zaten. Şu an oradayız. Sadece o kimlikleri bırakırsak hatırlayacağız. Ha. Şimdi anladım. Sadece karar verip hatırlayacağız. Sen kendi gerçeğini buldun mu? Korkularına... Ben yoldayım. Ben hiçbir şey bulmuş değilim. Ben yolun yolcusuyum. Bildiklerimi, gördüklerimi, hissettiklerimi paylaşıyorum. Korkularımın bir kısmını açtım. Bir kısmı hala vardır. Daha bilmediğim nice korkularım vardır.
Korkuyla karşılaştığımda aşacağım diye üstüne yürüdüğüm doğrudur. Söyle yeniçeri gibi üstüne koşturuyorum. Gördüğüm anda, yakaladığım anda. Kendimle ilgili bildiğim şey o. Ama öbür taraftan gerçek kimliğimi hep yoldayız, hep yoldayız. Unutup unutup hatırlıyoruz. Yogada bir terim vardır. Purna purnaha. Unuttuğumuzda benim en büyük duam şu. En büyük duam şu. Kaybolursam bana hatırlat. Çünkü insan aciz bir varlık. Her an kaybolabilir. Her an yanlışa düşebilir. Her an hata yapabilir. Her an yoldan ayrı. Aklımız var ya şu anda övündüğümüz zekamız. Her an bizden alınabilir. Biz aciziz o anlamda. O yüzden benim duam hep şey. Lütfen bana seni hep hatırlat. Hep seni hatırlayayım. Hep aşkını hatırlayayım. Ve kıblem senin aşkın olsun. O yüzden bir yere gelmiş falan değilim. Ben yoldayım, yolcuyum. Hani diyorsunuzla gelen duyguyla dans edin. Sonra ne yapacağız? Bu tekniği hatırlatalım. Önce diyelim ki suçluluk geldi. Ya da öfke geldi. Önce oturun. Bu bir Budist tekniği, Rain tekniği. Oturuyorsunuz, gözlerinizi kapatıyorsunuz. Kaçmadan. Çünkü genellikle bu duygular geldiğinde biz kaçıyoruz. Gözlemleyin, gözlerinizi kapatın. Şu anda ne oluyor? Birinci adım. Şu anda ne oluyor? Fiziksel bedenimde ne oluyor? Kalp atışlarım mı hızlanıyor? Ellerim mi terliyor? Vücudum mu ısınıyor? Ne oluyor bedenimde? Tam olarak nerede hissediyorum bu duyguyu, öfkeyi? Başımda mı, kalbimde mi, karnımda mı? Ve onunla oturun, gözlemleyin. Gözlemlerken kimliklenmeyin. Ve yargılamayın. Öfkeliyim, öfke... Hayır, öfke bir deneyim. Ben öfkeli değilim. Kimliklendiğimde o egoya dönüyor. Öfke. İsmini koyun, etiketleyin. Öfke. Sonra gözlemlemeye devam edin. O duyguyla iletişim kurabilirsiniz gözlemlemeye devam ettiğinizde. Ve ona şunu sorun. Senin için ne yapabilirim? Neden oradasın? Bana ne anlatmaya çalışıyorsun? Neyi dönüştürmemi istiyorsun? Çünkü bu duygular dönüşümün habercisi. Bütün olumsuz duygular. Bizden yeni bir karar vermemizi, yeni bir şey yapmamızı ya da bir şeyi anlamamızı istiyorlar. Mesela diyecek ki size, sen yetersiz değilsin. Mesela diyecek ki size, utanç hissettiğim için öfkelendim. O en derindeki maruz yere gidin. Orada deniz anası var. Öfkenin arkasında mağduriyet var. Oraya gidin. Ondan korkmayın. O yerden korkmayın. O yerden korkmazsanız eğer, o yer bizi yaratıcıyla buluşturur. O savunmasız alan. Oradan kaçmayı bırakacağız. Hemhal olacağız. İşte o zaman cevaplar böyle Nilüfer çiçeği gibi katman katman açılıyor. Neyi ararsak oyuz ya, gerçekten neyi aradığımızı toplumca bilmiyoruz nacizane. Ünvan, etiket, mal, mülk sanıyoruz ama her ruh bir gün sesini duyacaktır ve bizi evet yönlendirecektir diye umuyorum. Evet, evet onların hepsi geçici ama bir tek şey kalıcı. Duyguları bırakmayı beceremiyoruz. Tutunup iyi gelecek olana yönelmeyi... Evet, çok fazla tutunuyoruz. Yani o geçici olan şeylere, duygular, düşünceler, egolar, takıntılar... Etiketlediğimiz herkes bizim aynamız değil mi? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Kendimizi suçlamakla egomuz ne istemekte kötü hissetmemizi mi? Ego çocuk gibidir. Yani... Bu limbik sistem aktivitesi çocuk gibi aslında bizi korumak istiyor. Kötü bir niyeti yok. Yani diyor ki ben seni suçluyorum. Çünkü başına kötü bir şey geldi. Ben seni suçlamakla koruyorum. Çünkü ancak böyle koruyabilirim seni. Bunu fark ettiğimiz zaman ona anlatabiliyoruz gerçeği. Bak beni artık suçlamana gerek yok. Ben dersi aldım. Ama bu bilinç üstüne gelene kadar bilinç altında yatıyor. Bilinç altında yatınca da bizim dönüştürme fırsatımız olmuyor. Yoksa
aslında egonun kötü bir niyeti yok. Sadece bilinçsiz. Farkında değil. Bizi koruduğunu zannediyor. Onun kötü bir niyeti yok yani. Ama koruyamıyor. Çünkü bilinci yok. Hakikat ne demek? Onun için ayrı bir yayın yapalım. Hakikatin ne olduğuyla ilgili. Hakikat bir külliyat. Yani biz bugünlerde işte son 1,5-2 aydır hep bunun üzerine. Çok fazla katmanı var, çok fazla konu başlığı var burada. Konuştuğumuz pek çok şey. Bu kadim öğretilerden kaynağını alarak konuşuyoruz. Hem yoga bilgisinden, hem meditasyondan, hem erenlerden, hem aydınlanmış işte ruhlardan. Onların bilgilerini paylaşıyoruz hep. Evet. Cesaret korkuya hükmetmek demektir. Korkunun olmaması değil. Aynen öyle. Kimliklenmeyi açabilir misiniz tam olarak? Kimliklenmek ben buyum. Bu kimliklenmek ben buyum. Neyle buyum dediğiniz neyse onlar kimlikler. Evet, teşekkür ederim. İlişkilerde veren taraf olmak ilişkiyi zedelemez mi? Yoksa vermeye devam etmek mi gerekir? Hem sınır koyacağız hem paylaşımcı olacağız. İkisinin dengesi. İlişkilerde her şey denge üzerine kurulu. O dengeyi şaşarsak bir taraf hep verici oluyor, öbür taraf hep alıcı oluyor. Orada sorunlar çıkıyor. Hakikat gerçek anlamında ama buradaki tam anlamı karşılamıyor. Hakikat gerçek anlamında ama Burcu anlamadım ne dediğini bir daha yazar mısın? Hep herkes ne der? El alemin. Evet, anneye babaya hürmet çok önemli. Onlar bizi nasıl yetiştirseler. Tabii ki hürmet çok önemli. Ama her zaman meydan okuyabilirsiniz. Hürmet etmeden, hürmet ederek meydan okuyabilirsiniz. Onların size öğrettiklerine eyvallah etmek zorunda değilsiniz. Her zaman saygıyla, her zaman hürmetle. Ama onları kırmayacağım diye kafesin içinde kalmayın. Tiyatroyu anlatalım. Tamam, tiyatroyu anlatalım. Çağrı ile birlikte tiyatroyu anlatalım. Değişimle birlikte daha sakin konuşan ve daha dingin bir insan oldun. Harikasın. Ancak bu sesi duyarlılığımı arttırdı. Biri normal konuştuğunda bile başım ağrımıyor. O da değişecektir zaman içinde. Tolerans artacaktır. Ego yüksek sesli ve kısa sürede hemen zevke evet yönleniyor. Doğru. Fısıltı ise kalpten ve sevgiyle yönlendiren diye ayırt etmek olabilir. Dinledikçe kimin ne olduğunu da dinleyin, dinleyin. Çok dinleyin. Oturun, farkındalık meditasyonları, öz şefkat pratikleri. Evet, dinlemek lazım. Biz hep konuşuyoruz, konuşmaktan dinlemeyi unuttuk öyle değil mi? Kendini ölmeden tamamlayabilmiş birisi var mıdır? Tabii ki vardır. Olmaz olur mu? Eğer öyle olmasa bu kadar... Umut saçar mıyız ortalığa? Zaten bizim şu anda yaptığımızda bu burada. Hep birlikte ölmeden ölüyoruz. Gerçek anlamda ölmek değil bu. Egonun ölümü. Evet, ölünce kimlikleri bırakmayacağız dostlar. Şu anda her neyle kimlikleniyorsak o bizim üzerimize yapışıyor. Karma olarak öbür hayata hop götürüyoruz onları. Yani o yüzden şey yapmayın. Vakit kaybetmeyelim burada. Hemen hemen çıkalım bu testlerden fırlayıp şeyin dışına, sistemin dışına. Burada sistem hackers olarak bulunuyoruz. Sistem kırıcıları. Kıracağız bu sistemi. Ki bir üst sisteme geçebilelim. Bir yeni versiyonumuzu yaşayabilelim. Evet. Hadi meditasyon yapalım. Cevaplayamadığım sorularınız varsa bana özelden yazın. Özellikle cevaplamamızı istediklerinizi yarın cevaplayalım. Evet, anne babamızı suçlamıyoruz. Onlar da bilmiyorlardı. Herhangi bir şeye tapmak ne demek? Ne yaparsak tapmış oluruz. Bu soruyu başka bir zaman cevaplayacağım. İçimden hiç konuşmak gelmiyor. O zaman konuşmayın, sessizlikte kalın. Karmayı konuşacağız. Karmayı kesinlikle konuşacağız. Halden hale geçiş insanı çok yoruyor. O hale girdiğinde ve o halden çıkınca çok şey kaybetmiş gibi hissediyorsun. Evet, zaten bu ego kırılmaları öyle hissettirir. Yorar insanı. O kırılmalar yorucudur ama özgürleştiricidir. Ego ile yaşamak daha zor.
ayrılık yaşadın, daha önce aynı öğreti gelmişti ama korktun, kaçtın, yıllar sonra tekrar aynısı oldu. Şimdi öğrenme fırsatın var. Egoya karşı bu kadar tetikte ve farkında olmak çok yorucu. Hiç farkında olsan yaşayan insanlar daha mutlu gibi. Evet, şimdi böyle bir şey vardır. Bakın, bu yolculukta hep derler ki, bu aşkın yolculuğunda da vardır, vardı. Keşke bu yola hiç çıkmasaydım. Öbür hayatım daha güzeldi. Hatta benim çok sevdiğim bir arkadaşım söylemişti. Demişti ki, eskiden demişti, ben böyleyim, onlar düşünsün derdim. Ama şimdi artık değişebileceğimi fark ettim ve bu çok zor. Şimdi dışarıda bir dünya olmadığını bilmek, tabii ki yani uzun ince bir yoldayım, biliyorsunuz değil mi? Uzun ince bir yol bu. O yüzden bütün oklar beni gösteriyor. Benim kimliğimle olan. Fakat kendinizi yormayın. Bu böyle çilekeş yapılacak bir iş değil. O yüzden hep birlikte sanga var, birliktelik var, biz varız, neşe var, keyif var, eğlence var. Bu yolun yolcuları eğlenerek bulmak için. Öyle hüzünle, hüsranla, egom öyle ağlayarak değil. Egonuz varsa da o koltuk altına alın, onu da gözlemleyin değil mi? Egomuzu da, hepsi bizden. Bu çok önemli. Öfke de, korku da, kaygı da dışlayarak olmaz. Ego da, ben, kibir de, kibrim de benden gelsin, öfkem de gelsin, suçluluğu oturalım hep birlikte, muhabbet edelim. Önemli olan bu. Hepsi bizden. Kendimizi suçlamak değil. Egom çok yüksek, egom çok alçak. Acı da bizden. Belli miktarda acı lazım, o lazım. Hepsiyle birlikte gözlemleyerek oturmak. Çünkü araya gözlem girdiğinde çok büyük bir şey değişiyor. Büyüyoruz o çocuklar. Evet, büyüyoruz, öğreniyoruz, hatırlıyoruz, fark ediyoruz. Bu eğlenceli bir yolculuk. Bunu böyle kasvetli bir hale getirmeyin. Çok zor, çok zor, çok zor değil. Eğlenceli. İşin ucunda hiçbir şey yok. İşin ucu eğlenmek. Masal. Biz burada masal yazıyoruz. Hadi meditasyon. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Bırakın gitsin. Rahatlayın. Tekrar derin bir nefes alın. Bırakın gitsin. Rahatlayın. Şimdi yapıp etmelerle kimliklenmelerinizi fark edin. Bu Tara Brach'ın meditasyonlarından bir tanesi. Derin bir nefes alın. Tekrar bırakın gitsin. Yapıp etmelerle kimliklenmelerinizi fark edin. Ben şu meslektenim, şöyle yetilerim var, böyle yeteneklerim var. Bunları fark edin. Mesleğinizle övünmelerinizi fark edin. Şöyle iyi öğretmenim, böyle iyi. Veya başarısızlık duygunuzu. İşte bu kimlik, ego. Mesleğiniz olmazsa siz kim olursunuz? Diyelim ki şu anki mesleğiniz yok. Peki siz kim olursunuz? Diyelim ki şu anki titreleriniz yok. Yarın uyandınız ve titrelerinizin hiçbiri yok. O zaman kim olursunuz? Yaptıklarınızla kimliklenmediğinizi düşünün. Filtreleriniz, ön yargılarınız olmadan. Kim olmak istediğinizi, kim olmaya çalıştığınızı fark edin. Kime özeniyorsunuz? Prestijli mi olmak istiyorsunuz? Havalı mı olmak istiyorsunuz?
Herkes sizin hakkınızda bir şeyler söylesin mi istiyorsunuz? Ün, şan, şöhret mi istiyorsunuz? Bir yerlere gelmek mi istiyorsunuz? Sadece farkına varın nazikçe. Kendinizi de yargılamadan. Dışarı çıktığınızda kendinizle ilgili neleri saklamak istiyorsunuz? Hangi maskeleri takıyorsunuz? Sizin hakkınızda neyi bilmesinler? Maskelerinizi fark edin. Kendiniz gibi olmadığınız zamanları, ortamları, insanları, belki iş yerinizde taktığınız maskeleri fark edin. Konforsuzluğunuzu. Sadece izleyin. Ego maskenizi fark edin. Evde gibi davranmadığınız her yeri. Belki de hayat bizi ego girdabından çıkarmak istediği için evlere hapsetmiştir bu ara. Çünkü evin dışına adım attığımız anda başka biri gibi oluyoruz. Mış gibi yapmalarınızı, aklınızdan bir şey geçerken başka bir şey söylemenizi. İkiyüzlü anlarınızı fark edin. Yine yargılamadan. Alışkanlık üzere yapıyoruz. Aslında başka bir şey düşünürken başka bir şey söylediğiniz anları fark edin. Sadece gözlemleyin, masumca izleyin. Bu anlarda içinizdeki gerginliği fark edin. Hangi kaslarınız tutuluyor, sıkışıyor? Belki belli kişilerin yanında daha dikkatlisiniz. Sizinle ilgili bir şeyleri bilmesinler istiyorsunuz. Daha formalsiniz. Cinsellikle ilgili fikirlerinizi fark edin. Kendi bedeninizle. Nasıl olmamız, nasıl olmamanız gerektiğini, bir kadın nasıl olur, bir erkek nasıl olur? Bu fikirlerinizi fark edin. Kadın bedeni nasıl olmalı, erkek bedeni nasıl olmalı? Bedeninizle ilgili takıntılarınızı fark edin. Onu nasıl hunharca yargıladığınızı, bir tapınak olan bedeni nasıl hor kullandığımızı fark edin. Yargılamadan ama, kendimizi suçlamadan, sadece gözlem yoluyla. Azıcık gözlemleyin, bu anları fark edin. Kadınsanız ince olmanız gerekiyor. Belli bir şekilde görünmeniz gerekiyor. Estetik yapmanız, botoks yapmanız gerekiyor. Belki öyle hissediyorsunuz. Öyle düşünüyorsunuz. Erkekseniz iri, yapılı, kaslı olmanız gerekiyor. Bedenle ilgili takıntılarımızı fark edelim. Erkekler ağlamaz. Kadın kısmı evde oturur. Herkesin evlenmesi gerekir. Bu tür normlarınızı fark edin varsa. Toplumun bize öğrettiklerini, anne babalarımızın öğrettiklerini nasıl üzerimize yapıştığını fark edin.
yapıp ettiklerinizin, kendinizle ilgili fikirlerinizin, cinsiyetinizin ötesinde kimsiniz? Siz kimsiniz? Kendinize sorun. İsterseniz ellerinizi kalbinize götürün. Derin bir nefes alın. Ve kendinize sorun. Ben kimim? Ben kimim? Ben kimim? Çocukken sorduğumuz, sonra hayatın kargaşasında sormayı unuttuğumuz o soruyu sorun. Ben kimim? Eğer olduğumu sandığım hiçbir şey ben değilsem, o zaman ben kimim? Eğer ben yapıp ettiklerim değilsem, kimliklerim değilsem, sıfatlarım değilsem, duygularım değilsem, düşüncelerim değilsem, kalıplarım değilsem, ön yargılarım değilsem, o zaman ben kimim? Geçmişim değilsem, hatıralarım değilsem, yaşamış olduklarım değilsem ben kimim? Bütün bunlar benden alınsa kim olurum? Bütün anılarım, bütün akrabalarım, eşim, çocuklarım olmasa kim olurum? Ben kimim? İçinizdeki dinginliği fark et. Bu soruyla birlikte gelen zihni aşkınlığı fark et. Derin bir nefes alın. Ve bırakın gitsin. Rahatlayın. Ve hazır olduğunuzda yavaşça tekrar gözlerinizi açabilirsiniz. Nasılsınız? Nasıldı? Dizi yazarken ben Mori'nin sözlerini okumak istiyorum size. Diyor ki, bir balıkçı ceketi giydiğinizde balıkçı mı olursunuz? Pijamalarınızı giydiğinizde pijamalarınız sizi uyutur mu? Ego da böyle. Ego da böyle. Üstümüze giydiğimiz kıyafet ego.